Sayılarla ilgili son örneğimiz ise arkadaş sayılar üzerine olacak. Eğer şu ana kadar kendinizi bu tip örnekler üzerinde yeterli hissediyorsanız, bu örneği geçebilirsiniz. Bir sonraki örneğimiz daha farklı ve diğer konular üzerinde olacak. E, bu noktada ben arkadaş sayılarla ilgili örneğimizi başlatmak istiyorum. Finally project next diyerek bir command, line app yeniden oluşturuyorum. İsmini arkadaş sayılar olarak veriyorum ve finish diyorum. Bu ekranda açsın. Buraya geldiğimiz zaman comment siliyorum ve buraya geliyorum. Peki nedir bu arkadaş sayı? Arkadaşlar bilinen en küçük iki arkadaş sayı 220 ve 284'tür. Peki ne işe yarıyor bunlar? Şöyle ki Kendileri hariç, pozitif tam bölenleri birbirine toplamı, birbirine eşit olan sayılara arkadaş sayı deniyor. Yani, 1'den başlayıp 220'ye kadar 220'yi bölen, 220 dahil değil, 220'yi bölen tüm sayıların toplamı 284 iken, 1'den başlayıp 284'e kadar, yine 284 dahil değil, tüm sayıların toplamı 220'ye eşit ise bu iki sayı arkadaştır. Bu noktada bu algoritmayı nasıl çözeriz? Yine burada uygulamayı durdurabilirsiniz. Aslına bakarsanız burada bilmediğiniz yani şu ana kadar görmediğimiz bir husus var. Yani iki tane kural koymak ama siz onu yapmadan da bu yani bu bu şeyi çözebilirsiniz. İç içe iflerle de bunu çözebilirsiniz. Ama ben bilmediğiniz yöntemi yani henüz öğretmediğim yöntemi kullanıyor olacağım. Başlıyorum. Şöyle ki ben ilk öncelikle sayıları bir tanımlamak istiyorum. Sayı 1 220. Int sayı 2 eşittir 284. Şimdi Öncelikle benim bu bölenleri toplamam gerekiyor. Dolayısıyla int toplam 1 eşittir 0. int toplam 2 eşittir 0. Öncelikle sayı 1'in bütün bölenlerini toplamak isterim. Bu noktada bir for döngüsü açıyorum. Parantezi açtım, kapadım ve içine girdim. Buradaki for e, tanımına yanından geçtim. int i eşittir 1. 1'den başlıyorum çünkü. i küçüktür sayı 1. Sayı 1'i dahil etmemiş oldum. i++ Bu noktada diyeceğim ki eğer if sayı 1 %i eşit eşittir 0 kısacası sayı 1'imiz i'ye tam bölünüyorsa Parantez açtım, kapadım, içine girdim. Ne yapmam lazım? Toplam 1 eşittir. Toplam 1 artı i demem gerekir. Evet, bu bütün sayıları bölüp toplam 1'i bana bulacaktır. Benim aynı işlemi bir de ikinci sayı için yapmam gerekir. For'u kopyaladım. Sayı 2 dedim ve buradaki değeri de sayı 2 diyorum. Toplam 2 diyorum ve burayı da toplam 2 yapıyorum. Şimdi aslına bakarsanız 2 sayının tüm bölenlerini buldum. Artık benim şunu yapmam gerekiyor. Toplam 1'in sayı 2'ye, toplam 2'nin ise sayı 1'e eşit olması lazım. Bunu dediğim gibi iç içe 2 tane if ile yapabilirsiniz. If sayı 1 eşit eşittir toplam 2 ise dedikten sonra içeriye girip bir adet bir yöntem budur. Bir adet if yine sayı 2 eşit eşittir toplam 1 dediğinizde bu ne anlama geliyor? Aslında iki şartı da kurmuş oldunuz. Fakat bunun biraz daha temiz çözümü Şudur arkadaşlar. Buraya gelip eğer sayı 1'in toplam e, toplam sayı 1 toplam 2'ye eşitse ve sayı 2 eşit eşittir toplam 1 ise böyle de yazabilirsiniz. Buna end operatörü deniyor arkadaşlar. İki koşulun da tutması gerekiyor burada. Yani hem soldaki koşul hem de sağdaki koşulun tutması yani doğru olması gerekiyor. İkisinden birinin olması yeterli ise o zaman şöyle alt gere ile Windows klavyelerde küçüktür büyüktür işaretinin olduğu tuşta bu şeyi bu işareti bıra bırakabilirsiniz. Or işareti iki tane çubuk pipe diye adlandırılır. Eğer ikisi de doğruysa o zaman bir if bloğuna girecektir ve bizim burada system.out.println diyerek bu iki sayı arkadaştır dememiz yeterli. E değilse bu iki sayının arkadaş olmadığını system.out.println nokta, nokta ile belirtebiliriz. Bu iki sayı arkadaş değildir dememiz yeterli. Evet, çalıştıralım hadi. Geldim, run main dedim ve bu iki sayının arkadaş olduğunu söylemesini bekliyorum. Harika. Fakat ben bu sayıyı örneğin değiştirseydim 222 yaptığımda bu iki sayının arkadaş olmadığını söyleyecektir.